Ben şu diyeyim, mesela İsmail Hoca geçen sene en başarılı iki takım zaten Galatasaray, Fenerbahçe ve Okan Hoca, İsmail Hoca. Bu çok net ortada. İsmail Hoca'nın az evvel dediğim gibi ya da herhangi bir Türk hocanın bu kadar çaba göstermesi gereken bir şey için, yani bu makamdır. Yani isimler başkadır ama Fenerbahçe teknik adamı her zaman değerlidir. Fenerbahçe, Galatasaray teknik adamı ismi kim olursa olsun bu böyledir ya da böyle olmalıdır. Şimdi İsmail Hoca, yani Fenerbahçe daha çok işte savunma zaaflarıyla şampiyonluğu kaybetti konuşuluyor. Evet. Ne bekliyoruz Mourinho'dan? İlk önce bu işi düzeltir diye. Bu işte yeterli savunma pozisyonu da sağlamlık kazandı mı Fenerbahçe? Bence değil. Çünkü ilk başladık 4-3'lük maçlar değil mi? Sürekli gol, yani gol pozisyonu vermeler. Ben şunu kastetmeye çalıştım. Mourinho'nun oyun tarzını dünyaya kabul ettirmiş bir adam. Fenerbahçe bunu kabul etti ki getirdi. Bu tamam. Tabii ki. Ama bu oyun tarzı Fenerbahçe'nin oyununa yansıdı mı şu ana kadar? Bence yansımadı. Şimdi böyle bir teknik adamın Türkiye'ye geldikten sonra böyle başarılı bir takımı atakta hiçbir sorunu yok. Bu kadronun da yok. Geçen seneki kadronun da yoktu. Yani hani bazen otururlar bir çay bahçesinde sohbet ederler. Ya, o kadro bende olsa ben de hocalık yaparım diyecek şu an. Milyonlarca insan var. Bu kadro kendi kendine zaten bazı şeyleri halledecek. Ama böyle bir kadro, hücum gücü çok yüksek bir kadro, geçen sezonki performansı için konuşuyorum ve üstüne üstelik oyuncu kalitesi de artan ya da kaliteli oyuncu sayısı da artan bir Fenerbahçe'nin zaten atak yapma ya da bir takıma gol atma sorunu bence bütün sezon olmayacak. Ya hocam, Ama bitireyim abi. pardon. Ama savunmada bir şeyini çözmek için geldiğinde bunun bu kadar uzun bir süre, hani Van Bronckhorst dedim ya gölgede bıraktı. Van Bronckhorst bunu daha kısa sürede halletti. Bu kaliteli kadroya rağmen Mourinho henüz onun ismiyle anılan belki 1-0 olsun bizim olsun. Yani benim için sonuç odaklıdır oyununu henüz oturtamadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Şimdi şöyle bakalım, esasında empatiyi şöyle yapalım. Bu tabii bir görüştür. Şimdi Şampiyonlar Ligi playoff'unda Lille'e elendin. İşte 10 kişi kaldı Lille. Maç 1-1-1-0. Hani harika bir zamanda gol attın. Maç Evet, uzatmaya evet, gitti. evet. Ne bileyim, uzatmada işte golü yedin. Ve elendin. O ara ligde de puan kaybettin. Eğer İsmail Hoca olsaydı şimdi Evet. gitmesini, herkes gitmesini konuşuyordu. Böyle bir kadro yaratıldı. Bu kadro için yeterli değil. Hani İsmail Hoca, hani biraz önce arkadaşımız dedi ya, İsmail işte hocanın üstüne %30 koymanız lazım. Evet. Doğru, hani İsmail Hoca da olsaydı, ben sana söyleyeyim, Lille maçından sonra ligdeki berabere kaldığı maç, İsmail Hoca bu kadro için çok yetersiz. Bir an önce gidip yerine bu takımı hakikaten götürecek, uçuracak bir hoca gelsin diye başlamıştık. Ve gitmişti de belki.